Tarım ve Orman Bakanımızın 3 gün önce açıkladığı gibi Antalya bölgemizde yangın söndürüldü. 2 gün önce şiddetli kısa süreli bir yağmur oldu. Yağmurun özellikle soğutma çalışmalarına önemli katkı sağladığını da çok şükür söylemek isterim. Bugün itibariyle arkadaşlarımız helikopterlerle havadan gözetleme yapıyorlar. Beklendiği gibi birkaç yerde böyle duman oluyor ama yangın değil. Köklerde özellikle yangının devam etmesi itibariyle oluyor ama arkadaşlarımız yakından gözetliyor. Antalya'da çok şükür tamamen söndürülmüş, kontrol altına alınmıştır. Yangın devam ederken bile vatandaşlarımıza yapabileceğimiz yardımları ve yangın dolayısıyla uğradıkları zararların temini konusunda da tüm bakanlık ve kurumlarımızla birlikte yoğun çalışma sürdürmüştük. Şimdi yangından sonra da bu yardımlarımızı nasıl ulaştıracağız ve bu zararları nasıl karşılayacağız? Bunun değerlendirmesini sürekli bir şekilde yapıyoruz. Dün 2 toplantı yaptık. Bugün de yine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, Tarım Orman Bakan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve de yangından etkilenen ilçelerin kaymakamları, AFAD Başkanımız ve ilgili kurumlarımızın il ve bölge müdürleriyle ve uzmanlarımızla, koordinatör, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımızla bir değerlendirme yaptık. Yangından etkilenen mahalle sayısı 59. Toplam etkilenen bina sayısı 3.231. Toplam etkilenen bağımsız bölüm ise 6.359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da açıkladığı gibi yıkılacak, yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir. Tabii binalar yandı, yıkıldı, yıkılıyor ve vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı var. Bunu karşılamak için AFAD 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. Şu ana kadar 207'si kuruldu. Bugün 31 konteyner, yaşam konteyneri daha değişik mahallelerimize kurulacak. Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Özellikle yağan yağmurdan sonra daha önce talep etmeyen vatandaşlarımızın da talep ettiğini görüyoruz. Ama bu konuda vatandaşlarımız da eğer ihtiyaçları varsa söylesinler. Hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Ve geçici yaşam konteynerleriyle vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılıyoruz. Elbette evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34.596.000 TL'lik bir zarar tespiti yapıldı. Şu ana kadar 1052 kişiye 25.753.000 TL ödendi. Paramız var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Değerlendirme ve işlem yine ödeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımız da tüm kurumlarımız temas halinde. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Tamamını geri kalanını da bu resmi işlemler bittikten sonra ilk zaten 10.000 TL herkese ödemiştik. Geri kalan parayı da ödemiş olacağız. 45 iş yeri bu yangında zarar gördü Antalya bölgesinde. Önemli bir kısmına bugün valiliğimiz tarafından ödeme yapılacak. Tek tek iş yeri sahipleriyle valiliğimizin başkanlığında oluşturduğumuz ekibimiz görüşüyor ve ödenecek miktarlar konusunda uzlaşılar sağlıyor ve önemli bir miktarı bugün iş yeri sahiplerine ödemiş olacağız. Bu yangında 93 araç hasar gördü ve bunlardan 16 tanesi traktör. Traktörlerin 4 tanesi karşılandı. Geri kalan 12 traktör de traktörü yanan vatandaşlarımıza teslim edilecek. Biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la da görüştük. Traktör konusunu kendisi koordine ediyor.
Ankara'dan verdiği bu destekler için de çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten zaten bölgemize de gelmişti. Toplam hasar miktarı ise 2 milyon 55 bin TL. Bu aslında yanan traktörlerin de bedeli var. Çünkü modeline göre fiyatlar farklılık arz ediyor. Şu ana kadar traktörün dışındaki yanan araç sahiplerine 1 milyon 362 bin TL ödendi. Bazılarının işte kaydı yok, plakası yok, vatandaş hatırlayamıyor. O işlemler devam ediyor ama hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Ve bu miktarın hepsi, yani hasarların hepsi karşılanacak. Elbette aracımız, evimiz de etkilendi ama tarım alanları ve hayvanlarımız da etkilendi. 43 mahallede hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın yaklaşık 11 milyon TL zararını arkadaşlarımız tespit etti. Vatandaşımızın tercihine göre aynı veya nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız. Birebir karşılayacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi şu anda birçok küçükbaş özellikle hayvanımız yaylada vatandaşlarımızla beraber. Onlar döndükten sonra kış boyunca o hayvanlarımızın da ihtiyaçları, yani çiftçimizin bu doğrultudaki yem ve saman ihtiyaçları da karşılanacak. Şu anda hem Tarım İl Müdürlüğümüzün depoları var, hem de belediyelerimizin var. Onlarla beraber koordineli bir şekilde bunun planlamasını yapıyoruz. Diğer taraftan 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Çiftçimizin yanan zeytin, nar, narinciye ve defne ve keçi boynuzu gibi bahçelerinin yeniden tesisi yapılacak. Bu konuda çalışmalarımız başladı. Yine çiftçimize gübre, ilaç, sulama ekipmanları gibi destek veriyoruz. Ayrıca yanan tarım malzemeleri var. Bu konuda da çiftçimize destek vereceğiz. Yani konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar çiftçimizin uğradığı veya hemşerilerimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz, planlamalarını yapıyoruz. Ve burada yerinden de arkadaşlarımızla birlikte bunları takip ediyoruz. Ve önümüzdeki süreçte aksamadan bu yardımların zamanında ulaşması için de gerekli çalışmaları, planlamaları yaptık. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bakanlarımız yangın söndürmek için, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için Antalya'dan Muğla tarafına geçtiler ama bakan yardımcılarımız burada. Ve burada valimiz ve diğer çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yangın söndürme ile ilgili daha önce teşekkürlerimizi defalarca dile getirdik. Belediyeleri toptan söylemiştik ama itfaiyeci kardeşlerimizi ismen anmadığımız için bazı alınganlıklar da oldu. Onlardan hem özür diliyoruz hem de her yangında olduğu gibi orman yangınında da orman çalışanlarımıza can siperhane bir şekilde destek veren, yangının söndürülmesi ve soğutulması aşamasında da fedakarca çalışan Antalya'daki ve Türkiye'nin her yerinden gelen itfaiyecilerimize de bu vesileyle canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Bizim şu anda Antalya'da meydana gelen yangından dolayı ortaya çıkan hasar ve bu hasarların temini konusunda yaptığımız çalışmalarla ilgili vereceğimiz bilgiler bundan ibarettir. Sorularınız varsa onları da cevaplamaya çalışacağız.